Yaşadığınız anın gerçekliğini sorguladığınız oldu mu hiç? Birkaç saniye için gözlerinizi kapatın. Bulunduğunuz odayı ve dokunabileceğiniz nesneleri düşünün. Yaşadığımız dünyaya, onu algılayış biçimimize odaklanın. Beynimiz, dokunmaya çalıştığımız nesnenin ve bulunduğumuz odanın görüntüsünü şimdi gözler önüne seriyor. Üstelik bunu, duyu organlarımızı kullanmadan zihnimizle çözümlüyor. Peki, sanal bir dünyada olmadığımızı nasıl anlarız? Gerçekliği, var olduğumuz andan itibaren deneyimliyoruz. Peki ya şimdi? Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz nesnelerin karmaşık bir simülasyon imgelerinden oluştuğunu algılayabileceğimiz bir gelecekte bizleri neler bekliyor? Gözlerinizi açın. Karşınızda sanallığın öngörülemez evrimi. Bugün teknolojik kullanımlardan ibaret bir yenilikken, yakın gelecekte insanlığı tümüyle etkisi altına alacak yeni bir deneyim biçimi. Zihnimiz, kabaca algılarımızdan edinilmiş deneyimlerin üst üste yığıldığı bir dağa benzer. Bunu kolayca algılayabilmek için bahsedilmesi gereken bazı konulara değinelim. Görme duyumuz ve algılama biçimlerimiz arasında kapsamlı farklılıklar bulunur. Bu iki basit kavramın ayrımı gündelik hayatta fark edilmez. Ancak mekan üretimi ve algılanma süreçlerinde oldukça önemli iki ana unsur olmaktadır. Görme duyusu, mekan üretiminden kullanıcının yaşamsal sürecine kadar mekanı yaşanır kılan öğelerin algılanma biçimlerine aracılık eder. Şimdi ise doğal görme ve mekanı algılama biçimlerimizden ayrı düşünebileceğimiz ancak onlardan ilham alınarak tasarlanmış günümüz ürünlerine bir bakalım. Sanal gerçeklik başlıkları, etkileşimli, gerçek yaşam deneyimleri oluşturmak için birlikte çalışan bilgisayar grafikleri, biyoçipler gibi gelişmiş sistemlerin ve fazlasının bir kombinasyonuyla oluşturulan geleceği hayal edin. Gözlemleyebileceğiniz, içinden geçebileceğiniz, nesnelere dokunabileceğiniz ve etrafınızdaki her şeyin gerçek zamanlı olarak yanıt verdiğini görebileceğiniz yapay bir dünya. Bugün insanlık için hayalden ibaret olan sanallığın bu katmanı, gelecekte istisnasız olarak yaşamımızın temel taşı, belki de öznesi haline gelecektir. Şimdi karşınızda duran şu resme bir bakın. Ne görüyorsunuz? Kıyı kenarında kaval çalan bir kadın mı? Peki ya şimdi? Algılama kavramı, görme duyusunun nihai sonucu olarak tanımlanabilir. Cisimlerden yansıyan ışınların, gözlerin saydam tabakasından geçip, A tabakaya ulaşması, oradan da görme amaçları tarafından algılandığı ve beyindeki görme merkezine iletildiği ana kadarki süreç, görme olayı olarak adlandırılır. Peki günümüzde mekanları yaratırken ve onları algılarken kullandığımız teknolojiler? Onlar, insan fizyolojisindeki duyuların karmaşık yapısına bir alternatif olarak düşünülebilir mi? Mekanın üretim sürecindeki zor ve belki de imkansız olarak nitelendirilen kavramları sonlandıracak, sanal veya gerçeküstü söylemlerinin geride kalacağı bir gelecek var kapımızda. Geleceğin sanal mimarisi, algılama biçimlerimizi değiştirecek ve dijitalin doğala dönüşümünün yaşantılarımızdaki yerini gözler önüne serecektir. Bundan 100 yıl önce, fütüristik mimar Antoni Santalia, geleceğin mimarisi ve gündelik yaşantısı için geçmişin etkilerinden sıyrılmadıkça hiçbir zaman tam bağımsız bir yenilik sunulamayacağından bahseder. Ona göre geçmişin izlerine ve deneyimlerine bağlı kalmayı amaç edinmek ile yeterince yenilikçi düşünmek arasında bazı tezatlıklar bulunur. Bu söylem, mekan üretiminin tarihsel birikimlerden sıyrılıp günümüz teknolojisiyle bambaşka bir noktaya evrileceğine işaret eder. Geçmiş, elbette zihinlerimizde yer edecektir. Bu süreçte yalnız yaşamsal sürecimiz ve yaşadığımız mekanlar bazı adaptasyonlara uğrayacaktır. Gelecek ise bugün için ulaşılamaz ve hayal edilemez gözükür. Bugünün artılmış gerçeklik teknolojileri geleceğin yaşamsal temellerini oluşturacak diyebiliriz. Peki nedir bu artılmış gerçeklik? Kısaca, kişinin algıladığı fiziksel bağlama, sanal nesneler ekleyerek algılanan görüntünün zenginleşmesini sağlamaktır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, ilk olarak Ivan Sutherland ve öğrencileri tarafından 60'ların ortalarında bilgisayar grafikleri üzerine başlattıkları çalışmaların 70'li yıllarda geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Sonraları, başlık haline gelen artırılmış gerçeklik prototiplerinin kullanımı, günümüzdeki mobil uygulamalar
ve teknolojileriyle yükselişe geçmiştir. İnsanların gerçeküstü ve yapay bulduğu araçların gelecekte gerçeğinden ayırt edilemez bir boyuta dönüşmesi ise kaçınılmazdır. Son 20 yılda inşaat endüstrisi geleneksel yapım tekniklerinin yanı sıra daha uzun süre geçerli olacak bir geleceğin yolunu açmış ve dijitalleşme ile kritik değişikliklere maruz kalmıştır. Örneğin bugün gelecekte Mars'taki kolonileşme için yapılan uygulamaların, kurgulanan yaşam ünitelerinin sanal gerçeklik ile üretildiği bilinmektedir. Sanal ortam ve sanal gerçeklik sadece mimari çizim ve iyi bir görsel sunum hazırlamak için teknik bir kolaylıktan ibaret değildir. Bizlere kendi başına yeni bir deneyimsel gerçeklik alanı oluşturmaktadır. Yaratılan sanal mekanda gerçek gibi yaşamamızı sağlayan birçok duyulu ortam meydana gelmektedir. Gerçek fiziksel ortamda yaşayabildiğimiz gibi sanal yani dijital arayüz araçlarıyla oluşturulan ortamlarda da yaşayabilmekteyiz. Örneğin bugün bile dijitalleşme devriminde başı çeken mobil cihazlarımızla saatlerimizi harcamaktayız. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler ise 99 yapımı Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmi olan Matrix'ten. Filmde geçen uyan mottosu ise içinde bulunan gerçekliğin dijital bir programlamadan ibaret olduğuna işaret eder. Görüldüğü gibi sanalın anlamını yorumlarken gerçek kavramından yola çıktık. Gerçekliğin en ilginç katmanlarından biri olan sanallık zihinlerde merak uyandırır. Çünkü sanal ve gerçeklik genelde zıt iki kavram olarak görülür. Aslında sanal kavramı gerçek olan ama somut olmayanı tanımlar. Geçmişte Matrix gibi bilim kurgu ve fantastik filmlerde sadece sanallık evreninde var olabilecek ve fiziksel varlığı bulunmayan bir mekanın izleri görülüyordu. Bununla birlikte sadece bilgisayar ve sanal ortamda varlık kazanan fiziksel görsel elemanlarla oluşturmaya yönelik çok sayıda deneme vardı. Özetle bilgisayar bize geçmişte düşünmemizin bile olanaksız olduğu yeni bir yapısal bilim önermektedir. Sanal kavramı, gerçek olan ama somut olmayanı tanımlar demiştik. Görülen o ki, mekan algımızın bugünkü halinin değişmesi muhtemeldir. Ve geleceğin sanal dünyasında mimarların rolü, onu bugün nasıl yorumladığımızdan çok farklı olacaktır. Sanallığın, geleceğin yapım sektöründe mevcut olan iş tanımlarının çoğunu değiştirmesi, yaşanılan mekanların üretimini etkileyecek, merkezinde duran insanı ve bundan doğrudan etkilenen yaşamı bütünüyle değiştirecektir. Sanalığın gerçekten beslenen ve ondan ilham alan evrimi, insanlığın kaçınılmaz bir parçası haline gelecektir. Hala gözlerinizi açmadınız mı? İçinde bulunduğumuz anın gerçekliği, gelecekte ona alternatif oluşturulacak sanal karşıtı ile şu andan ayırt edilemez hale gelecek. Belki de yaşantımız gözlerimizin kapalı kaldığı sürece zihinlerimizin içinde yer edecek. Peki ya insanlığın sanalın öngörülemez evrimi karşısında tutumu ne olacak? Fiziğin ve bilimin aşılamayacak sınırlarını kabul mü edecek? Yoksa düşüncenin maddesel olmayan dünyasına sığınıp oradan geleceğe mi yelken açacak? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.